Doktor ilaç yazıyor, yüzde ver 20 lira, 30 lira, 40 lira. Biz bir emekli adamız. İlacın fiyatının artmasını çok doğru bulmayız. 2020'de ilaç zammı %12,1 oldu. Eczacılar zamma karşı yerli ilaç dedi. Vatandaşsa tepki gösterdi. Türkiye'nin gerçekten bir yerli ilaca ihtiyacı var. İlaç zammı döviz kuru üzerinden hesaplanıyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 19 Şubat'ta ilaçların sabitlendiği döviz kurunu açıkladı. 2020'de yapılacak ilaç fiyatlandırmasında kullanılan 1 avro değeri 3.40 liradan 3.81 liraya artırıldı. Böylelikle ilaçlara yapılan zam belli oldu. İlaçlara %12,1'lik zam yapıldı. Euro kurunu %60 aldığı için 3.81'e tekabül ediyor. Oysa bugün euro kuruna baktığımızda 6.55, yani %58 bir aslında fiyat düşüklüğü söz konusu. Ancak euroyu sabitleyemedikleri için mecburen bu zamlar veriliyor. Ve işte bu kur düzenlemesinden %12,1 bir fiyat güncellemesi yapıldı. Vallahi çok geliyor, ben sürekli ilaç kullanan bir insan olduğum için. 2019'da ise ilaca yapılan zam oranı %26,4 olmuştu. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak, fiyat güncellemesinin bir zorunluluk olduğunu ancak yerli ilacın zam oranlarını düşüreceğine dikkat çekti. Siz yerli ilaç üretirseniz bunlar ister istemez fiyatlarını biraz daha Türkiye'ye uygun ölçüde yapmak durumunda kalırsınız. Ancak yurt dışından ithal ettiğiniz için, kendi üretiminiz olmadığı için fiyatları yurt dışı belirliyor. Eczacılar 2007'den bu yana ilaç fiyat kararnamesinde bir düzenleme yapılmamasından da şikayetçi. Bu kararnameye göre eczacılar kademeli olarak kar elde ediyor. İlaca yapılan zamla bir kutu ilaçtan elde edilen kar oranı da düşüyor. 100 TL'ye kadar 25 lira kazanıyoruz, 100 TL'ye kadar. 100 TL'den 101 lira olduğunda biz 16 lira kazanıyoruz. Yani %9 civarında eczacı buradan zarar ediyor. Çolak, kutu bazında %20, pazar bazında %60 civarında ilaç ithal edildiğini, yerli ilaçların ham maddesinin ise %90'ının dışarıdan alındığını ifade etti. Çolak, zamdan önce piyasada ilaç bulunamamasının nedenine değindi. Diyelim ki bu yıl piyasaya 100 bin kutu A ilacından verilecekse, 10 bin kutu üretiyor, bir o ortamı görelim, fiyat alacak mı almayacak mı diye. Dolayısıyla insanlar piyasada ilaç az da olsa var ama hastaya yetmeyecek oranda olduğu için de bir ilaç yokluğu ortaya çıkıyor. Bunun için devlet mecburen bu düzenlemeleri yapmak zorunda kalıyor. Benim tek düşündüğüm 2 aydır zam gelecek diye eczanelerde ilaç bulamamamız. Çolak, ilaçta sadece fiyata yönelik uygulamaların yeterli olmadığını söyledi. İlaç alanında sadece fiyata bağlı yapılan önlemler, tedbirler harcamaları, kamunun harcamalarını azaltmıyor. Bu konuda da özellikle sektörün temsilcileri olan, sağlık alanının temsilcileri olan gruplarla görüşüp birlikte bir işbirliğiyle bir politika oluşturulmasında yarar var.